Sinek var odada. Herkese yeniden merhaba. Bugün tek marka serisinde markamız Maybelline. Bir uygun fiyatlı, bir yüksek fiyatlı yapacağım demiştim. O yüzden bugün Maybelline'i yapacağım. Başlayalım. Çok sevdiğim ürünler var içinde. Bazı hiç sevmediğim kategori yok. Böyle denmez. Bazı kategorilerde hiç sevdiğim ürünü yok. O yüzden onları kullanmayacağım. Başlayalım. Fondöten olarak Fit Me'yi kullanacağım. Benimkinin rengi 110. Aslında onun ismi Matte & Poreless. Ama bence çok matta değil yani. Hatta böyle ıslak süngerle uygulanınca nemli bile görünüyor diyebilirim. Şimdi zaten göreceksiniz siz de. Biraz yoğun kapatıcılık veriyor. Sadece bu fondötenin tek sorunu bence. Uygun fiyatlı fondöten arasında benim bayağı beğendiğim bir fondöten. Ama böyle bir belki 5-6 saat sonra şuralarda ya da işte şuralarda biraz böyle ayrılıyor mu desem, parçalanıyor mu desem, bir şey geliyor başına. Gerçekten geliyor. Yani ben bunu ne zaman fark ediyorum? Asansör aynaları böyle çok şeydir ya, herkesin cildine baktı. Hatta yani benim siyah nokta sıkmışlığım bile var. Çok yakından bakıyorsunuz kendinize. Orada mesela günün sonunda ben bu fondöteni ne zaman sürsem öyle olduğunu gördüm. Herhalde bu kuru yerleri öyle belirginleştiriyor ya da oralarda ayrılıyor. Çünkü şu an mesela iki kaşımın ortasına sürerken biraz siz oradan göremiyor olabilirsiniz ama çok hafif pul pul durduğunu görebiliyorum. Çok kötü mü? Değil. Kesinlikle değil. Benim cildimden de kaynaklanıyordur muhtemelen şu anda. Hepimizin sevdiği iki tane Maybelline kapatıcısı var. Bunlardan bir tanesi Fit Me, diğeri de Age Rewind. Şimdi Age Rewind... Neden bu paket? Pis yani. Bak benimki pis yani şu anda. Çok üzüyor bu beni. Formülü çok güzel. Orta kapatıcılık veriyor. Fit Me'de daha ıslak görünen ve biraz daha aslında az kapatıcılık veren ama rengi itibariyle özellikle 15 numarası daha somon olduğu için şuraları güzel kapatan bir kapatıcı. Tam bir hafta sonu kapatıcısı bence. Bugün neyi kullanalım? Age Rewind'ı kullanayım bugün. Neutralizer rengi. Bayağı sarı görünüyor şu an ama yayınca düzeliyor. Böyle kolay yayılan ve orta kapatıcılık veren bir kapatıcı. Diyelim ki işte bütün makyajınızı bitirdiniz. Pudra bile sürdünüz hatta göz altınıza. Ama birkaç saat sonra böyle göz altınızı daha mor göründüğünü fark ettiniz. Silinebiliyor ya bu gün içinde. O zaman üstüne geçtiğinizde asla kötü durmuyor. O kadar ince ki çok da full kapatıcı olmadığı için garip durmuyor. Ya da böyle kat kat falan durmuyor. O yüzden güzel bir touch-up ürünü bence. Bunu açacağım çünkü bunu yeni aldım. Aslında bu bende vardı ama kullanmadığım ürünleri arkadaşlarıma, aileme falan verdiğim için bir sürü şey tekrar satın aldım. Dün bu tek marka videolarını yaptığım için gerekebiliyor ürünler. Mesela bu güzel bir üründü ama hani benim için çok fazla böyle kontür ürünüm var ve sevdiğim başka ürünler de var diye verdiğim bir üründü. Sadece keşke mesela bu bir sadece kontür stiği olsa. Yani çünkü bunun bir tarafı kapatıcı gibi ve hiçbir işe yaramıyor bu tarafı. Ama kontür tarafı çok çok güzel gerçekten. Ha light. Burada yazıyormuş. Böyle tombul bir kalem olsa ve böyle böyle çizebiliyor olsak çok çok daha güzel olurdu. Yani bu bayağı Fenty'nin kontür stiği gibi falan olurdu. Tabii ki gördüğünüz gibi çok daha sıcak bir renk. Biraz daha hani kontür bronzer beraber gibi düşünün. Bu kadar gri değil. Ama gerçekten güzel bir ürün. Sadece hani bu tarafıyla böyle birazcık çizmek zor olabiliyor. Çok doğal duran ve hemen yayılabilen bir ürün. Alttaki fondöteni oynatmasın diye çok fazla bastırmamanız gerekiyor bu tarz krem ürünlerde. Hani mesela şöyle yapabilmeyi isterdim ama ucundan dolayı biraz zor. Gel aşkım. Sen çocuk musun? Girmek istiyorsun odaya. Eğer böyle stick ürünleri dağıtmakta zorlanıyorsanız ya da daha kalın bir fondöten kullanıyorsanız ve oynuyorsa o zaman böyle süngerinizin üstüne sürün. Böyle. Hiçbir şey olmaz. Daha da hatta doğal durur. Daha az ürün uygulamış olursunuz. Gözümün altı da çok mor geliyor bana şu an. Mor değil mi? Yok. Ben şey yapayım. Ben Maybelline allıklarını, toz allıklarını hiç beğenmiyorum. O paletleri vesaire. Bence dalga dalga duruyor. Kurular bir garipler. O yüzden kullanmayacağım allık. Ama iki tane çok güzel aydınlatıcısı var. Master Strobing serisinden. Bir tanesi stick olan, bir tanesi likit olan. Bu likit olan hatta bence şeye benziyor. CoverFX'in Custom Enhancer droplarına çok benziyor. Şu da şeye benziyor. Bu muadil videosu gibi oldu. Burada mı acaba? Olmayabilir. Clinique'in böyle bir stick var ya, ben çok seviyorum, kullanıyorum. Bu da ona benziyor. Elimin üstüne aldım biraz. Çok güzel dağılan ve ıslak görünen
bir highlighter. Şunun kadar teneke adam parlaklığı yapmıyor. Ama onu herkes tercih etmiyor zaten. Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmuyor. Çok güzel. Geçen gün bir sitede ama böyle çok uyuyordum yani. Yataktaydım. Hayal meyal bir haber gibi bir şey gördüm. İşte simi ya da parıltıyı neden sevdiğimizle alakalı psikolojik bir şey varmış bunun. Araştıracağım bunu. Lütfen bakın siz de. Böyle bir şey gördüm gerçekten. Eğer rüya görmüyorsam o sırada. Rüya göre de olabilirim. Bunu da şöyle göstereyim. Parmağımı alıyorum. Pembe gümüş görünüyor ama çok fazla alt tonu yok. Brow Precise Filler olan kaş jeli de çok güzel. Bir de tombul uçlu bir tane top uçlu var ya. O da çok güzel. Onu ben anneme verdim galiba. Annem onu benden aldı. Bir şekilde ikisinden biri. Bu sadece birazcık daha farklı bence. Hani renkli kaş jeli bir sürü markada var. Çok da güzeli var ama bu çok kalınlaştıran kaşı ve koyulaştıran bir şey. Çok hafif hafif sürmek lazım tabii bunu. Çok fazla tene değdirmeden daha çok hani kıllara gelmesini istiyoruz çünkü ürünün. Bayağı yani kaşları çoğaltıyor ve kesinlikle kalınlaştırıyor. Çünkü içinde gözle görülür fiberler var. Böyle biraz böcek bacağına benziyor. Color Tattoo'lardan. Çok güzel bir göz bazı bu. Creme de Nude. İncecik sürdüğünüzde hem göz kapağının rengini eşitliyor, çizgilenmiyor. Böyle biraz kuru bir şey. Yani doğru kelime kuru değil belki ama kötü anlamda demiyorum kuruyu. Kapatıcı krem siliğinde değil. Ve bence bu iyi bir şey. Çok üzülerek söyleyeceğim bununla. Farlarını ben beğenmiyorum. Zaten çok renk vermiyorlar. Birçok renk olsa da mesela paletin içinde bulamaç oluyorlar bir anda. Yani açık mı koyu mu hiç anlamıyorsun. Aynı şeyi sürmüşsün gibi oluyor. Çok çabuk uçuyorlar. Yani hiç durmuyorlar gözde. O yüzden ben far paletlerini hiç sevmiyorum. Bir tane çok sevdiğim farım vardı. Bunları da kaldırdılar. Yok artık bu farlar. Lustrous Beige diye bir far. Tekli farlarından. Bir NYX Epic Eyeliner kadar iyi olmasa da çok güzel bir kahverengi eyeliner. Hyper Precise All Day kahverengisi. Bu benim en sevdiğim Maybelline ürünlerinden bir tanesi. Master Smoky kahverengi. Hem far hem göz kalemi aslında. Bu benim böyle şey kalemim. 2 saniyede gözümü koyultmak istiyorum diyelim. Akşam dışarı çıkıyorum. Kirpik dibimi çok azıcık dağıtıyorum. Çok aşağı indirmeden. Bunun güzel tarafı eğer sadece kirpik dibinize çekiyorsanız eyeliner'ı çok sivri olduğu için ve sert olduğu için çok rahat oluyor. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Ve herkesin çok sevdiğini bildiğim Lash Sensational maskarayı kullanacağım. Maybelline'in zaten kötü maskarası bence yok. Ama benim en sevdiğim artık onu üretmiyorlar. Falsies böyle fuşya gibi. Üstüne dantel böyle siyah dantel vardı. Ama yok yani ben hiç görmüyorum çok uzun zamandır. Çok hafif alt kirpiklerimi dokunduruyorum. Sadece diplerime. Sadece hani orada bir şey olmasını istiyorum ama kirpiklerimin uzun görünmesini istemiyorum altta. Çünkü aşağı düşürür. Tam tersi bu birazcık hani şöyle bir makyaj saçımı toplasam daha güzel olurdu aslında. Şöyle. Şimdi bunu hiç kullanmadım. Yalan söylemeyeceğim. Bunu yeni aldım. Maybelline hiç dudak kalemim olmadığı için. Bence dudak kalemiyle ünlü bir marka değil. Bence mesela maskarasıyla, kapatıcısıyla ya da fondötenleriyle ünlü Maybelline. Color Sensational kalemlerden 20 Nude Seduction. Bantlıydı mesela ama açtığımda kullanılmıştı. O yüzden iyice böyle çevirdim. Koparttım. Bir saniyede kalemi beğenmediğimi anladım. Çok kremsi. Yani o kadar kremsi bir kalemle düz çizgi çekmeniz biraz olanaksız. Ruj yani bu. Ruju böyle ince bir şeye koymuşlar gibi. Şu an hani hiç bastırmıyorum ama bir bastırayım. Şöyle. Ha eğer şöyle kullanıyorsanız dudak kalemini beğenebilirsiniz bu arada. Ama o zaman da hani bir haftada falan biter bu. Bütün dudağınıza ruj olarak kullanacaksanız hani kenarlarını da bununla çizerim, içine de doldururum diyorsanız rengi güzel. Anlaşılıyor mu ne dediğim? Anlıyor musun ne dediğimi? Yani yanlış yani. Bir yanlışlık var. Sürünce bu kenarlardan dağılacakmış. Zaten dağılıyor, kopuyor kalem. Pıt pıt pıt. Neden ünlü olmadı kalemleriyle anlaşıldı. Mat seriden 983 Beige Babe. Çok sevdiğim bir nude ruj. Bu mat seri tam mat gibi değil bu arada. Benim sevdiğim tarz. Kremsi mat. Ben normalde biraz daha hani güzel bir dudak kalemiyle sürüyorum bunu. Biraz alluk yapsak. Sivrisinek. Harika. Hiç fena olmadı. Güzel oldu. Saçımın topuzu var.
Yani çok güzel olmadığı için gözükmese de olur. Özel şöyle durabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. En sevdiğim Maybelline ürünlerini kullanmaya çalıştım. Biraz sade bir makyaj oldu ama bence arada bir sade makyaj da yapmak lazım. Çünkü normalde mesela ben far paletinden olabildiğince renk kullanmak istediğim için hani farklı farklı böyle göz makyajları falan yapmaya çalışıyorum. Ama aslında çoğu zaman çoğumuz, keşke şöyle dursam. Şöyle makyajlar da çok fazla kullanıyoruz. O yüzden bence tatlı bir video oldu. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Lütfen aşağıya bir sonraki videoda hangi markayı yapmamı istediğinizi yazın. En çok gördüğüm marka ismi neyse onu yapacağım. Yüksek fiyatlı olacak bir sonraki video. Ona göre yazın. Yani ne bileyim, Nars olabilir, Makeup Forever olabilir, YSL olabilir, Benefit olabilir. Olabilir de olabilir. Maybelline birazcık daha ürün skalası kısıtlı bir markaydı. Ama bir sonraki video biraz daha böyle wow bir makyaj olabilir. Lütfen aşağıya yazın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.